Bu bölümde sülasi fiillerde ismi fail ve mübalağalı ismi fail iki konuyu ele alacağız. Sülasi fiillerde e, fail şu şekilde gelmekte. Mesela ketebe yazdı. Yektubu yazar. Buradan ismi fail. Katip. Katip yazan kişi. Ve katibi çekiyoruz. Katibun katibani ne? Bir katip, iki katip, katipler. Ve bunun mühendisi katibe, katibetun. Katibetun, katibetane, katibatun. Ve Türkçe'de bunu kolay bir şekilde müdür, müdire oradan anlayabiliriz. Aslında müdirdir kelime. Edare yudiru, idare, bunun masları. Müdir, idare eden, idari işlerin başındaki kişi. Ve okullarımızda eğer bayan müdür varsa ona müdire deniyor. Müdire hanım. Müdür bey veya orijinal ile söylersek müdir bey, müdire hanım. Bu şekilde kullanılmakta. İşte katip, katibe. Aynı şekilde katip erkek olarak yani yazan kişi. Katibe de e, bayanı ifade ediyor. Ve Arapça'da hani günümüz yazarlarından filane denildiğinde katibe katibe meşhure gibi ifade edilir. Erkeklerde bunun tesniyesi katibeni iki katip bayanlarda katibetani Erkeklerde katip kelimesinin çoğulu katibune e, Bu bu e, Cümle içindeki yerine göre katibine olabiliyor. Bunlara daha evvelinde e, müslümune, müslümine oralarda dikkat çekmiştik. E, ve sülasi fiillerde e, ismi fail çoğul olarak kadınlarda katibetun o kalıpta geliyor. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle görecek olursak mesela borçlanma olaylarında bir katibin yazması isteniyor. Yani e, borçlanma sadece iki tarafın sözlerine bağlanmamalı, yazılı bir şekilde de yazılmalı. E, yazana katip denilir. E, ayette öyle ifade edilmiş. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ Vav atıf liyektüp. Aslı liyektüptür. Ve bunu daha önce anlatmıştık. E, emri gaip. Yanımızda olmayana verilen emir. Vel yektüb yazsın. Beynekum aranızda katibun bir katip bil adli adaletle. Aranızda bir katip adaletle yazsın. Tamamı kolay mana verebileceğimiz ibareler. Diğer ayette zalim. Zaleme kökünden zaleme zulmetti. Ve buradan ismi fail zalim yani fail vezninde. Ve yevme yauddu zalimu o gün zalim ellerini ısıracak. Hani pişmanlıktan böyle ellerini ısıracak. Alâ <laughs> yedeyhim. Burada ez zalim eliflamlı olarak gelmiş. Zalimun şeklinde eliflamsız geldiği olur. Veya ez zalimun şeklinde eliflamlı geldiği yerler olur. Burada eliflamlı olarak ifade edilmiş. Şu ayette hırsızlık yapan erkek kadın. E, bu ikisi ismi fail sırasıyla ifade ediliyor. Ve sarigu ve hırsızlık yapan erkek. Sâriga hırsızlık yapan kadın. Fakta u eydiyehume. ellerini kesin. Cezaen bimâ kesebe yaptıklarına bir ceza olarak. Nekâlem min Allah. E, Allah'tan bir müeyyide, caydırıcı bir müeyyide olmak üzere ellerini kesin. Burada fail olma noktasında seraga hırsızlık yaptı ve bunun masları sirkat gelir. Sirkat hırsızlık yapmak ve bunun ismi faili fail vezninde sarık ve e, bunun müennes şekli sariga ve sarigu ve ayette bu şekilde ifade edilmiş. Diğer ayet zina ile alakalı. Ezzaniyetu ve zani. Zina eden kadın ve erkek. Birinci de önce erkeği söylemiştim hırsızlıkta. diğerinde önce kadını söylüyor. Ezzaniyetu <laughs> zina eden kadın. Ve zani ve zina eden erkek. Feclidu <laughs> bunlara sopa vurun. Külle vahidin minhume her birine. Mi'ete celde yüz sopa. Bunun tabi hukuki yönü, ayrıntıları ayrıca kitaplarda incelenebilir. Biz burada ismi fail noktasında değerlendirmiş oluyoruz. Biraz önce zalim geçmişti. Burada da zalime yani bunun müennesi geliyor. Allahu Teala şöyle bildirmekte. O kem gasamne min garyetin nice beldeyi kırıp geçirdik kehanet zalimeten zalim olan zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Burada karye belde anlamında ee, ve karyenin özelliği kehanet zalimeten diye ifade edilmiş. Ee, yani zalim olan karye. Allah durup dururken hiçbir beldeyi helak etmez. Ama oradaki insanlar haddi aşmışlarsa hadleri bildiriliyor. Ve buna da zalim olan denilmek suretiyle dikkat çekilmiş. Diğer ayet insanı koruyan, gözetleyen meleklerle alakalı. Ve inne aleykum le üzerinizde hafız, hafiz koruyucu melekler var. Sizi gözetleyen koruyucu melekler var. Kiramen katibin ve bunlar kiramen katibindir yani değerli yazıcılardır. Burada ismi fail olarak iki tane görmekteyiz. Hafız, hafaza hıfsetti demek. Hıfsetti, korudu. Buradan ismi fail hafız geliyor ve bunun çoğulu hafizune. Ama burada innenin ismi olarak geldiğinden mansuptur. Mansup olduğundan dolayı da hafizine gelmiştir. Üzerinizde koruyucu melekler var. Kiramen katibin. Katibin katip kelimesinin çoğulu. Katip, e, katibani, katibune. Ve katibune yerine katibine gelebiliyor. İşte mansup olma veya meşhur olma durumunda katibine gelebiliyor. E, Cem-i anlatırken bunlar nazara verilmişti. Kıyametten bahseden bir ayet ezifetil ezife yaklaşan yaklaştı. Ezife yaklaştı anlamında. El ezife bunun ismi faili. Ezife eğer müzekere olarak ismi fail getirirsek ezif. Ama müennes getirirsek ezifetun. Ezife kıyametin isimlerinden bir tanesi müennes olarak gelmiş. Bundan dolayı da fiil ezifet e, o da mühennes olarak geliyor. Leyse lehe, ona, onun için yoktur. Min dunille Allah'tan başka keşife açacak. Allah'tan başka onu açacak kimse yoktur. Yani e, kıyamet tamamen Allah'ın tasarrufunda. E, kimsenin elinden bu noktada bir şey gelmeyecektir. En, engel olmak isteyenler haşa engel olamayacaktır. Burada keşife keşefe kökünden geliyor. Keşefe keşfetmek, açmak. İşte eee ezife olduğundan dolayı bununla ilgili ibarede keşife olarak muhannes olarak geldi. Diğer ayette keşife kelimesinin çoğulunu görmekteyiz. O da şöyle e, insanın üzerindeki ilahi tasarruf bu nazara veriliyor. İn eradeni Allahu bi durrin Allah bana bir zarar murat ederse dur zarar. Hel hunne kashfatu durrihi? Onlar yani putlar gibi batıl mabutlar onun verdiği zararı giderebilirler mi? Benden kaldırabilirler mi? Açabilirler mi? Yani böyle bir şey olmayacaktır. Allah murat etmişse İlahi murat gerçekleşecektir. Burada da keşifet, kâşife kelimesinin müennes olarak çoğulu. Bunu ifade eden sonra mübala mübalağalı ismi faile geçebiliriz. Mübalağalı ismi fail şu. Mesela vehebe verdi, vahip veren, vehhab çokça veren. Çokça vermek mübalağa oluyor ve bu e, faal vezniyle burada ifade edilmiş. Vahab faal aynı vezinden. Mübalağalı ismi failin değişik kalıpları var. Ama Kur'an-ı Kerim'de kullanılanlar gördüğümüz kadarıyla üç kalıp üzere geliyor. Bunlardan birisi faal, diğeri faul, diğeri fail. Ve bunların örneklerini Kur'an ayetlerinde görebilmekteyiz. Mesela Faalun lima yurid. Allah faaldir. Yani fail e bunun ismi faili zaten. Faale fiili işledi. Fail fiili işleyen faal çokça faaliyette bulunan, dilediğini dilediği gibi yapan. Allah faalun faaldir lima yuridu. Ne dilerse Allah dilediğini kolaylıkla yapandır. Yani alemde ilahi icraatlar var. Bu sadece fail olmakla ifade edilmiyor. Faal olmakla e, ifade ediliyor. Türkçe'ye bu az çok girmiştir. Mesela birisi çok gayretli, çok iş görüyor. Onunla alakalı faal biridir tabiri kullanılır. Ama şedde belki o kadar Türkçe'de gösterilmiyor. Bunun yerine faal biridir e, deniliyor. Bir başkası... E, insanın çok zalim, çok cahil olabilmesiyle alakalı. İnnehu o insan kâne oldu zalûmen çok zalim, cehûle çok cahil. Burada zalûmen cehûle zaleme kökünden zalim cehile kökünden cahil. Bunlar ismi fail. Ama çok zalim, çok cahil demek istersek o zaman e, zalûm cehul. Bunları kullanmaktayız. Eğer yani bir insanın e, zalim olmasıyla zalüm olması arasında çok mertebe olabilir. Bir defa haksızlık yapar ona zalim denilir. Ama işi gücü haksızlıksa ona zalüm denilir. Bir defa cahillik yapar işte cahilin teki denilir. Ama ömrü cahillikle geçiyorsa ona cehul denilir. Bunu Türkçe'de belli bir kalıpla belki ifade etmiyoruz ama başına çok getirmek suretiyle çok zalim, çok cahil bu tarzda ifade etmekteyiz. Diğeri Allah'ın alim, habir olması. Allah alimdir, her şeyi bilir. Habirdir, her şeyden haberdardır. Ayette bu şöyle anlatılıyor. İnna Allaha kana aliman habira. Habira Şüphesiz Allah her daim alim, habirdir. Allah'a şüphesiz Allah kâne e, bazı cümlelerde idi, olduğu manası veriliyor. Ama Allah'a nispet edildiğinde her daim öyledir. Yani bu manada anlamak lazım. Allah her daim alimdir, habirdir. Yani her şeyden e, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır alim, habir bu manaları ifade ediyor. Mesela alime kökünden e, alim gelir. E, alime kökünden alim alim bilen anlamında e, ve e, bu insanlar için de kullanılır falanca alim bir zattır. Fülamun raculun alim deriz mesela. Falanca alim bir adamdır. Veya bunun müennesini kullanacak olursak fulane falan kadın alime e, imra'e alime falanca e, işte alime bir kadındır denilir. Ama alim habir bu insanlarla alakalı kullanılmıyor. Allah ile alakalı kullanılıyor. Neden? E, Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve evet insan bazı şeylerden haberdar olabilir ama her şeyden haberdar olamaz. Allah ise her şeyden haberdardır. Bir başka örnek vehab. Vehab Allahu Teala'nın vermesiyle alakalı. Vehebe bağışladı, verdi. E, hibe etmek buradan gelir. Vehebe. E, bunun ismi faili vahip. Vahip e, yani hibe eden, veren. Ama Allahu Teala durmadan veriyor. Herkese veriyor. Böyle olunca Allahu Teala Vahhab'dır. Mesela bir duanın sonunda ilimde kökleşmiş olanların duası Kur'an'da anlatılıyor. Onlar dualarını dualarını şöyle devam ettiriyorlar. İnneke entel vahhab. Yani şüphesiz sen e, vahhabsın. Yani sadece veren değil çok çok verensin, bol bol verensin. Bunu dualarında böyle ifade ediyorlar. Ve bizlerin Allah'tan bir şey isterken Vehhab ismini şefaatçi yaparak istememiz de gayet yerinde olur. Mesela Hz. Zekeriya Cenab-ı Hak'tan erkek evlat isterken yine Cenab-ı Hakk'ın Vehhab ismini kullanmıştır. Bir başkası Rezzak. Allah'ın rezzak oluşu. Razaka rızık verdi demek. Yarzugu rızık verir. Razık rızık veren. Rezzak bolca rızık veren. Ve Allah hakkında böyle kullanılıyor. İnnallâhe doğrusu Allah. Huver rezzak rezzak olan odur. Mahlukata rızkı veren odur. Zül kuvvetil metin o metindir. Kuvvet sahibidir. Burada Allah'ın rezzak oluşu Rezzak Türkçe'de belki o derece kullanılmayabilir ama rızık kelimesi kullanılmaktadır. Rezzak rızık veren, bolca rızık veren anlamında. İşte evimize bir misafir gelse elimiz ayağımız birbirine dolaşabilir. E, habersiz gelmişse ne ikram edeceğiz diye. Ama Allahu Teala dünyada 8 milyar insan var. Hepsine rızkını veriyor. Öte yandan Dünyanın her tarafı canlılarla dolu. Onlara münasip şekilde de sofralar var. Her birine rızkı veriliyor. Konuyla alakalı bir başka örnek Allahu Teala'nın Gahhar ismiyle alakalı. Gahara bir şeyi böyle yapabilmek. İşte engelsiz bir şekilde yapabilmek. Engel olmak isteyen olsa bile Kimsenin onun karşısında duramaması. Bu gibi manaları ifade eder. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de gahhardır. Türkçe'de kahır olarak bu geçmiştir. Yani kökü, kelimenin kökü kahır olarak geçmiştir. Kahırlanmak. İşte Allah gahhar, cezalandırmak istediğini cezalandırır. Ve önünde de kimse duramaz. Kahhar bunu ifade ediyor. Ayette şöyle geçiyor. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Lillahil vahidil gahhar. Vahid kahhar olan Allah'ın. Bugün demiş olduğu kıyametin koptuğu hengame. Artık e, sura üfürülmüştür. Göklerde yerde kim ne varsa hepsi e, işi bitmiştir tabiri caizse. Allahu Teala o zaman soracakmış. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Ama cevap verecek kimse yok. Herkes zaten yere düşmüş vaziyette. Çünkü kıyamet kopmuş. Allahu Teala yine kendisi cevaben diyecekmiş ki vahid kahhar olan Allah'ın. Bir olan kahhar olan Allah'ın. Gazali bunu değerlendirirken diyor ki bu sadayı duymak için illa kıyametin kopmasını beklemek gerekmez. Bugün de mülk tamamen vahid kahhar olan Allah'ındır. Hz. Yusuf Aleyhisselam e, Hz. Züleyha ile olan imtihanından alnının akıyla çıkıyor. Ve netice itibariyle e, masumiyeti anlaşılıyor. Bu durumu değerlendirirken diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ nefsi Ben nefsimi tebriye etmem. Temize çıkarmıyorum. İnnen nefse <الْنَفْسَة> Gerçekten nefis لَاَمَّارَةٌ Şiddetle emredicidir. Bir su'i kötülüğü. Yani nefis şiddetle kötülüğü emredicidir, emretmektedir. İlla ma rahime Rabbi, Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı müstesna. Burada nefisle alakalı emiratun demedi, emmaratun dedi. Türkçede amir memur denilir. Bunlar emara kökünden geliyor. Emara emretti. Buradan ismi fail emir. Ancak biz Türkçe'de bunu A olarak telaffuz ediyoruz. Amir diyoruz. Amir, emir. Yani Arapça telaffuzu hemzeli olduğundan dolayı daha ince. Ve mesela amire. Bu da bayanların amir olma durumunu anlatır. Amira. Bir de nefisle alakalı burada emmaratun geçti. Nefis müennestir. Bununla alakalı mübalağalı ismin fail emmare olarak geçti. Ve başka bir örnek Allahu Teala'nın gafur rahim olmasıyla alakalı. İnna Allah'e şüphesiz Allah gafurun rahim gafurdur. Günahları çokça bağışlayandır. Rahimun çokça merhamet edendir. Görüldüğü üzere e, ismi fail ve mübalağalı ismi fail sıkça karşımıza çıkabilecek bir durum ve kelimeyi bildiğimizde alime, e, bildi anlamında buradan ismi fail e, işte alim olarak geliyor ama daha mübalağalı şekli allam, allamul uyub, ayette mesela geçer. Bu şekilde e, geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuduğumuzda ismi fail örneklerini bolca görebilmekteyiz. Ama bunlar burada tabloda da gösterdiğimiz şekliyle işte alimun alimani alimune alimetun alimetani alimatun kalıpları tarzında gelmektedir kalıpları iyi bildiğimizde hangi kalıpta geldiğini görür ve ona göre buna rahatlıkla mana verebiliriz.